sığınmacılar meselesi başka bir konu. Ama mesela diyelim ki ben bugün İstiklal Caddesi'nde gezdim. İşte biraz sonra daha teferruatlı konuşacağız. Ben orada hem İslam ülkelerinden hem Türk dünyasında mesela Azerbaycan'dan gelmiş bir aileyle de konuştum. Türkmenistan'dan gelmiş bir aileyle de konuştum. Efendim Suudi Arabistan'dan gelmiş bir aileyle de konuştum. Suriye'den gelmiş birisiyle de konuştum. İspanya'dan gelmiş birisiyle de konuştum. Efendim Almanya'dan gelmiş birisiyle de konuştum. Daha aklıma gelmeyen pek çok ülkeden gelmiş insanla konuştum. Bunlar beni rahatsız etmedi. Ben de onları rahatsız etmedim. Ya da orada gezen hiçbir vatandaşı bunlar rahatsız etmiyor. Rahatsızlık nerede? Rahatsızlık şurada. Bir kere bu kadar çok sayıda insanın, milyonlarla sayısı ifade edilebilecek insanın bir anda bir ülkesindeki iç karışıklıktan, savaştan sonra Türkiye'ye girmiş olmaları rahatsızlık bu. Yoksa Türk milleti, yani bakın beni en çok Anadolu'da e, gezilerimde etkileyen yerlerden bir tanesi ani öğrenleri olmuştur. A, ani harabeleri. Ani harabeleri, ani öğrenleri. Ben oraya gittiğimde şunu gördüm. İçinizde giden var mı bilmiyorum. Gittim ben. Gittim ben. Yani evet. hepimiz görmüşüz Bin yıl önce, bin yıl önce bakın bu topraklarda cami, katedral, kilise. Ermenisi, Rumu, Süryanisi, Ezidisi, Müslümanı, Türkiye hepsi bir arada yaşamış. Küçücük bir şehir. Yani şimdi Ankara ile İstanbul'a değil bırak yani Kars'la da kıyaslanamayacak küçüklükte bir toprak parçası üzerinde bunlar yaşamışlar. Bizim bize lazım olan o hoşgörü. Yani Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin bu topraklara mayasını attığı hoşgörü. Ama bunu derken elbette ki sınırlarımızı koruyacağız. Elbette ki devletimizin varlığını koruyacağız. Elbette ki milletimizin istiklalini, istikbalini, güvenliğini koruyacağız. E, sığınmacılarla ilgili ana rahatsızlığınız sayıları mı Türkiye'deki? Hayır. Şöyle, biz ilk bu iş, bu süreç başladığında Büyük Birlik Partisi olarak 2012-2013'lü yıllarda biz şunu önerdik o zaman. Dedi ki biz belli ki Yüz binler demişti ilk Davutoğlu biliyorsunuz hatırlarsanız. Yani yüz bin sığınmacı gelebilir diye hatırlarsanız. O zaman Yüz binden sonrasını galiba. kaldıramayız ha. demişti. Ha 100 bin yani yüz bin evet, evet, bir rakamı e, telaffuz etmişti. Biz o zaman dedik ki yapın bizim teklifimiz şuydu büyük birlik partisi olarak. Sınırımızın hemen diğer tarafında Suriye tarafında bir tampon bölge oluşturalım. Birleşmiş Milletler'le diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla da e, birlikte biz bunları orada koruyalım ya da muhafaza edelim ya da orada konuşlansınlar. İçeriye alınmasınlar diye. Daha sonra içeriye girişler olunca da dedik ki en azından bu sefer kendi sınırlarımız içerisinde. Ki Türkiye bunu belli bir müddet yapmaya çalıştı. Orada kamplar oluşturarak efendim işte göçmen sığınakları oluşturarak çadır şehirler oluşturarak bunları yapmaya çalıştı. Ama daha sonra sayı birden Yüz binler işte ondan sonra milyonlarla ifade edildi ve daha sonra da içerilere doğru yani e, ülkenin içlerine doğru da bir geçiş oldu. Tabii başta bu biraz kontrolsüz oldu ama ben şu anda biliyorum Türkiye'deki bütün sığınmacılar e, kontrol altında. Efendim e, bombayı patlatan, evet. <laughs> patlatanın kaydı yok. Evet. Aynen. Efendim? Yani Türkiye'ye giriş kaydı yok. Ev tutmuş. Ev tutmuş, çalışıyor. Çalışıyor. Haberlere göre. Yani Veyahut sahte hatta bir evlilik belgesiyle şu, karı koca bu hayatı ka yaşıyor. Bu pozisyonda Nasıl olan girdin, kaç kişi var? Nasıl girdi, girdi? Elbette ki, elbette ki şunun altını çizelim. Oradan gelen insanlara terörist muamelesi falan yapılamaz. O ayrı evet. bir şey ama aralarından ama çıkan bir bomba. Ama içeri alamazsın. Evet yani. bombacı kaydı yok. Ve kaç kişinin kaydı yok bilinmiyor. Şimdi Erdoğan Bey, e, siz ne kadar tedbir alırsanız alın. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Almanya için de geçerli. İngiltere için geçerli. Amerikan Birleşik Devletleri için de geçerli. Dünyanın bütün ülkeleri için geçerli. Arada bu tür sızmalar olur. Yani şimdi e, belki de istihbaratımız, İçişleri Bakanlığımız, güvenlik güçlerimiz e, bomba eylem yapmak isteyen yüzlerce insanı yakaladı ya da olayı önledi. İşte bir tane böyle aradan kaçınca diğer yüz tanesi e, hiç gözükmüyor. Şimdi bunu, normali de bu zaten. Efendim. Şimdi yalnız burada e, bunu siz ne kadar tedbir alırsanız alın bunu minimize edebilirsiniz. Minimize edebilirsiniz. Ama sıfıra indirmeniz mümkün değildir. Hele ki Bizim Ama tabii benim burada olduğumuzdaki... sorduğum terör saldırısı değil aslında. Evet. Hani sınırlar, meselesi. Sınırlar, Hayır, sınırlar meselesi. Hayır sınırlar meselesinde var. de böyle. Mesela diyelim ki Almanya'ya gitseniz şu anda Almanya'da hiç kaçak yok mu? Yok. Var. Yok efendim bizimle anlaşma yaptılar. Biz onlar efendim? adına buradaki Bak, bütün sınırcılar geri Özel Özel gönderiyorlar. Hanım, sadece Suriyeli değil bizim vatandaşlarımızdan da Almanya'ya kaçak olarak giren var. Yani başka Avrupa devletlerine kaçak olarak giren var. Yani kaçak olmayan bir ülke olabilir mi? Her ülkede kaçak var. Ama, bizde de bunun, miktarı, galiba. bunun miktarı bir ülkede azdır, bir ülkede daha fazladır, öbüründe çok daha fazladır. Efendim biz sırf onlardan aldığımız para karşılığında batı, batı kapısını kapattık. Bir kişiyi bile göndermiyoruz. Burası milyonlarca düzensiz göçmen ve sığınmacının deyim yerinde ise rehin kaldığı bir açık hava kampına dönüşmüş vaziyette. Ee, aslan gibi evlatlarımızı, fidanlarımızı cayır cayır yakan militanların Videolarını çeken insanların İstanbul'da, Bodrum'da elini kolunu sallaya sallaya gezdiği ortaya çıktı. Ankara'da işi demiri yakalandı. Gar bombacısı meselesi hala karanlık bir dosya. Ee, Ama bunların hepsi yakalandı. Gaziantep'te adam kuşçuluk Hepsi yakalandı. Bazıları tahliye oldu filan. Yani bunların hepsi yakalandı. Yani hepsi yakalandı. Yani bunların hepsi yakalandı. Yani Türkiye istihbaratıyla, emniyet güçleriyle o kadar tecrübeli ve o kadar hassas çalışıyor ki bu meselenin üzerinde. Bunların hemen hemen bu saydıklarınızın hepsi yakalandı. Seneler sonra yakalandı efendim. Bazıları hakkında hala herhangi bir konuşturma dahi Şimdi ben dahi yok. detayını bilmiyorum. Siz evet. de çok detayını veremezsiniz. Seneler sonra mı yakalandı? İşte girdikten birkaç ay sonra mı yakalandı? Üç gün sonra mı yakalandı? Ama önemli olan nedir? Önemli olan yakalanmış olmasıdır. Sığınmacılarla ilgili benim söylemek istediğim şu. Biz bir Almanya ya da Hollanda değiliz. Bizim bulunduğumuz coğrafya, bizim bundan 100 sene önceye gittiğimizde Osmanlı Devleti bayrağı altında bizim birlikte yaşadığımız coğrafyalardan bahsediyoruz. Biz Anadolu coğrafyası ben sığınmacıları normalleştirme adına söylemiyorum bunu. Ben kesinlikle sığınmacıların kendi ülkelerine dönmesi gerektiğini ve bununla ilgili bizim parti olarak da ittifakında çalışmaları olduğunu ve bunların bizim tek farkımız nedir? biz insanı yaşat ki devlet yaşasın yani insan muamelesi yaparak insan olduğunu unutmadan bir geri dönüş projesinden bahsediyoruz. Yani çünkü biz öyle bir milletiz ki bizim Kırım'da soydaşlarımız Stalin döneminde 1944'te yüz binlercesi trenlere bindirilerek bir gece yarım saat içinde 15 dakika içinde evleri boşaltılmak istenmiş ve o yüz binlerin yarısı o trenlerde hayatını kaybetmiş. Aynı şeyi Balkanlarda yaşamışız, aynı şeyi Ahıska Türkleri yaşamış. Yani biz çok ağır bedeller ödemişiz, özellikle e, tarihimizin e, son 200 yılına baktığımız zaman. Bu bedelleri ödemiş bir millet, Türk milleti ki her zaman da, İslam öncesi de böyle, İslam sonrası da böyle, hep insanı önceleyen bir milletiz biz.